Herkese selam, PES Türkiye ve PES Yani kanallarına abone olup bildirimleri açan, aynı zamanda attıkları her videoya like atanlar hem 1050 coin kazanıyor hem de PlayStation 4 çekilişine hak kazanıyor. Hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten. Tamam, açıklama kısmına bakabilirsin. Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine takipçimize sıfırdan kadro kuruyoruz. Serimizdeyiz ve Yiğit'in hesabındayız. Öncelikle Yiğit'e çok teşekkürler bize güvenip hesabını verdiği için. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Çekilişimiz devam ediyor. Aynı zamanda Instagram Serdar Josar adresinden 14.000 takipçili, 14.200 oldum sanıyorum ki. Takipçili hesabımdan bana ulaşın. Diğer yan hesaplara ya da ne bileyim fan sayfalarına falan şifre attığınız oluyor. Sağ olsun, fan sayfaların birçoğunu tanıyorum ama hani kötü niyetli birkaç kişinin eline geçebilir. Yani mail ve şifre ben olduğumu teyit almadan 14.000'lik hesapta lütfen yazmayın, gözünüzü seveyim diyorum. Aynı zamanda bu videoya 1500-2000 like arası bir like gelirse de sizlerin, takipçilerimizin kadroları serüveninde sizlerin de kadrolarınızı burada eşlik ederim. Hem kurarım hem de maç yaparım. Bugün Yiğit kardeşimizdeyiz. Çok konuştum. Hadi gelin geçelim. Şimdi öncelikle kaleciyle başlayacağız. Kalecilerine şöyle bir baktığımızda çok da tercih edilen bir kaleci, yani daha doğrusu vay bu kaleci çok iyi diyeceğimiz kaleci yok. Ben Casillas'ı beğeniyorum. Ama Casillas'ın overall düşük gelebilir sizlere. Ben Casillas'ı alacağım ama Casillas'ı da Courtois'ı çok beğeniyorum. Courtois'la burada hemen şöyle bir, bu arada evet yedekleri boşaltmış mı? Boşaltmış, tamam. Courtois'ı aldım yedeğe. Hemen şöyle bakıyoruz. Kaleci kısmını geçtik. Kaan kim bu? Kaan Ayhan, evet. Delih var. Lenglet güzel. Şöyle bir stoperler bitene kadar bir bakalım. Stoperler şurada bitiyor. Sonra beklerle geliyor. Stoper. Aa, orada Irvin'i gördüm. İyi, hoşuma gitti. Şimdi Sergio abi, Ramos 97'lik Ramos var. 96 Kimpembe var. Şimdi stoperde ikonik Mahmut ve Legend olmadığı için stoperleri yedekleyeceğiz. Ben buraya Varane'ı çekiyorum. Arayon'un bu kartı değil de daha hormonlu güzel bir kartı vardı. O olsaydı çok hoşuma giderdi. Romagnoli'yi beğenmiyorum. Diallo'nun küçük bir hızına bakacağım arkadaşlar. Diallo benim çok kullandığım bir oyuncu değil. Hız, hızlanma. Varane %100'müş bu arada. Diallo 88. Kimpembe de olur biliyor musun? Kimpembe solak böyle yaparım. Ama şu bir gerçek. Ramos'u alacağım inşallah. Uyumluluğu, eyvah eyvah. Uyumluluğu evet kötü ama mecburum Ramos'u almaya. 97 ile Ramos'u aldık. Irvin'i çektim buraya. Bir tane daha stoper yedeklemem gerekiyor ama. Hadi Diallo'yu alalım. Irvin'in iki kartı var. Tabii ki de tercih edeceğimiz. Şimdi Davis mesela 97'lik ve alınabilesi bir oyuncu ama şimdi zaten stoperlerle ve kaleciyle yedekledik. Yedeklerin birçoğunu kullandık. O yüzden yani kalkıp da Irvin'e Davis'le yedeklemeyi düşünmüyorum. Bu tarafa da kafayı alalım şimdilik. Onun dışında evet Hakimi var mesela. Hakimi en azından yedek olmayı hak ediyor. İlerideki forvet hatlarının alternatiflerine göre daha değişiklik yapacağız, merak etmeyin. Defans hattını bu şekilde kurdum. Casillas, Solbek, Irvin, Tendom'da Kimpembe ve Varane var. Ve Sağbek'te de Cafu var. Yedeklerde de Sergio Ramos'u ve Diallo'yu, kaleye de Courtois'u aldım. Sağbek'i de yedekledim Hakimi ile. Çünkü yani Irvin orada gerçekten iş yapar ama Cafu'nun Legend kartı ne kadar iş yapar bilmiyorum. Ona göre zaten değişiklik göstereceğiz. Şimdi Dost'a bir tane, eyvah eyvah, Patrick Vieira yok. Oğlum iki tane Dost var ya, bir tanesini Pirlo ile başlasak mı ya? Joshua Kimmich var, onu da yedeklememiz gerekecek. Joshua Kimmich bu arada, bak ben oynatmak istiyorum Pirlo'yu ama ya abi uyumluluğu da kötü. Bakayoko'yu tercih ederim oraya. Başka var mı Dost? Dost yok. David Beckham var. David Beckham da takım ruhunu düşürecektir. Luka Modric 86. Evet, bunları da yedeklememiz gerekiyor bizim. En azından Pirlo'yu mecbur alacağız. İkisinden birini. Yapacak bir şey yok. Foden var. Ayrıntı. Hemen şöyle bakalım. Abi Foden de iyi ya. Şöyle yapabilirim. Joshua Kimmich'in yanına, bakın şöyle olabilir. Pozisyon go olsun bu, evet.
Joshua Kimmich'in yanına Foden'i alabilirim. Takım ruhu da hala 61'de, sıkıntıdayız. OOS'ye Lionel Messi alabilirim. Takım ruhunu 70 yaptık. Bu Beckham sağda 79 oldu. Yani güçsüz de olsa 79'a çıkardık bir dakika. Havers, Messi'yi şuraya çeksek, Havers alsak onu da yedeklememiz gerekecek. Havers'in 98'lik kartı var. Şu an sesli düşünüyorum. Şöyle yapsak. David Beckham orada kalsa, Havers'le onu yedeklesek, ama Havers'in 97'lik 98'lik kartı var. Lorente de iyi oyuncu ama şimdi Beckham orada en azından yükselişte gelecek. Allah'ım, ilaç gibi geldin lan. Yemin ederim ilaç gibi geldin. Koy Ronaldo'yu da. Ansu Fati var. Solda şimdi Neymar, Beckham, ama işte yedeklememiz gerekiyor şeyi. En azından ileri üçlüyü yedek, Beckham'ı değiştirmem ama Neymar, Ronaldo, Messi'nin yedeği olması lazım. Leroy Sané'yi çok beğeniyorum bu arada. Leroy Sané. Abi Leroy Sané alınır. Şu an inanılmaz kararsızım. Aldım. Pirlo, Foden. Oy, ilaç gibi geldin lan. Yemin ediyorum ilaç gibi geldin. Takım ruhunu da yükselttik. Sancho var. Kroos, Rummenigge. Bence şöyle yapacağım. Rummenigge'yi alacağım. Kroos. O zaman şöyle yapabilirim. Arkadaşlar. Yani farkındayım. Beckham'ın kartı şey değil ama Pirlo, abi Pirlo da işte çok düşük kalıyor ya. Acayip oldu. Rummenigge, Ronaldo. Kaleciyi yedeklemiyorum abi. Oğlum ileri attı. Mbappe, yüzlük Mbappe var. Şimdi stoper ikisini yedeklemem lazım. Kafu'yu da yedeklemeyeceğim o zaman bek olarak. İki tane Go'yu yedekledikten sonra Ramos. Riski atıp şunu. Abi oğunlar moğunlar. Lewandowski var ama şöyle yapacağım kardeşlerim. David Beckham'ı tercih ediyorum. Evet, daha cılız olacak orası ama mecbur. Şöyle yapacağım hatta. Onu oraya cırsa kim mi? Hatta kim mi'yi alıp Pirlo ile yer değiştireceğim. Evet, kadroyu bu şekilde kuruyorum. Sonradan açıldık. Cruyff, Messi, Neymar önde. Rashford bence çok iyi. Torres, Ronaldo. Leroy Sané'ye bakmayın. Leroy Sané var ya, adamı hele yükselişte gelirse anasını beller sonradan oyuna soktuğunuzda. Rummenigge var. Rummenigge yükselişte gelirse onu oraya koysam. Mbappe var. Rashford. Rashford'u sonradan oyuna sokup böyle de yapabilirim. Şunların yükselişte gelmesine bağlı. Ama sonradan forvet attı. Çok çok yükseldi. 97 takım ruhuna çıkardık. Onun dışında şu gözüme çarpan ekstra başka bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Yani şu anda da yok. İleri attı, çok iyiymiş bu arada. Iniesta oraya koysak. Iniesta'yı da buraya koysak Foden'in yerine. Çok çok orayı zayıflatır mı diye düşündüm ama. Oraya koysak onun yerine Joshua Kimmich'in yerine bir tane daha adam da alabiliriz aslında ama. Kean, Lewandowski, Torres, Owen. Owen da süper yedek. Sancho. Beyler. Ya bana kızacaksınız ama ben böyle yapacağım ya. Tamam, farkındayım, orayı Iniesta çok düşürecek. Tamam, kabul. Ama ya Sancho en azından Messi'nin... Abi yüzüşlük Messi ya. Ben kadroyu bu şekilde kurdum. Yiğit'in hesabı gerçekten iyi. Yiğit'in hesabında şimdi bir de maç yapacağız. Bakalım maç nasıl olacak. Siz de bu 1500-2000 like arası gelirse sizin de kadronunuzu alıp bu şekilde kuracağım. Ben bu şekilde... Bu arada teknik direktörü de bazen soruyorsunuz. Gösterelim. Mikel Arteta. Hemen bakalım. 4-2-1-3 taktiği. Aşinalık güzel. Top çevirme, kısa pas, orta. Genelde ortada hücum yapacağız. Pozisyon alma, esnek.
Defansif farkında tam defans, geniş baskı yapması da agresif. Bakalım inşallah kardeşimizin hesabıyla da güzel bir maç yapıp kazanarak hesabı teslim ederiz. Lütfen like'ınızla destek olmayı ihmal etmiyorsunuz. İyi ki varsınız ama şu güzel sonlardaki o Neymar'lar, işte ne bileyim Rashford'lar, Messi'ler beni kurtardı. Güzel kadro. İyi ki varsınız. Hadi gelin 1-2 saat içerisinde de maçı atacağım illaki. Hadi gelin o bu videoyu izledikten sonra videoya geçeriz.